kaygı bozukluğu ne demektir? İşin içine herhalde bir takım hastalıklar giriyor kaygı bozukluğu dediğimizde. Bunlar da nelerdir? Evet. Şimdi aslında tam da dediğiniz gibi kaygı, anksiyete, endişe, hatta bunaltı bozuklukları diye geçen tam bir net literatür bilgisi oluşturulmamış bir durum. Orada belki kaygıyla korkuyu biraz ayırmak lazım. Korkunun objesi oluyor. Yani belirli bir durumda yaşanan bedensel, duygusal ve zihinsel tepkimelerin tümü oluyor korku. Yani ormanda bir yırtıcı hayvan görüyorsunuz ve bedensel olarak ve zihinsel olarak bir tepki veriyorsunuz. Bu korku. Kaygı daha belirsiz ve gelecek endişesi demek aslında. Bir tehdit algısı ve buna geliştirilen tepkiler ve daha uzun sürelidir korkuya göre. Gece 3'te telefon çalar ve kaygı duyarsınız ve bir takım bedensel bulgular da eklenir. Şimdi kaygı bozuklukları dediğimizde özellikle danışanların ya da hastaların çok tereddüt ettiği şey bedenle de yaşanıyor kaygı. Yani huzursuzluk, gerginlik evet ama çarpıntı, nefes alamama ve bu duyumlar çok sıkıntılı algılanıyor. Bana bir şey mi oluyor ve süreç böyle tetikleniyor aslında. Oysa biz şeyi biliyoruz, hani kaygı bozukluğunun tanımını yaparken korkuda ve kaygıda bedenimizde evet çarpıntı olur, evet göz bebeklerimiz büyür ve bu evrimsel de bir şey. Örneğin hayvanlar av olmamak için ya da savaş ya da kaç tepkisi deriz. Birisi geldi arabanıza çarptı, ya kavga edeceksiniz ya kaçacaksınız. Çok iyi bir örnek olmamış olabilir ama. İkisinde ama de günümüzde toplumda evet, maalesef o kadar sık yaşanan bir örnek. Evet. Şimdi ya kaçacaksınız, o zaman kaslarınızın güçlü olması gerekiyor. Kaslara fazla kan gidecek, çarpıntı oluyor dolayısıyla. Daha fazla oksijen ihtiyacınız var, nefes alma hızlanıyor ya da yetmiyor gibi oluyor oksijen. İşte kan geldiği için kılcal damarlarda genleşme, terleme, vücudu kendi soğutma. Yani aslında hakikaten tıbbi bir durum değişikliği oluyor bedende salgılanan hormon diyelim bir takım maddeler sonucunda. Hı hı. Ama bunlar daha sıkıntılı algılandığında eyvahlarla ilgili başka yerlere yorgulanıyor ve algı değişiyor. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Belli bir zamana kadar bir tehdit varlığı da insanın bunları hissetmesi aslında normal değil mi? Hayat koruyucu kurtaran. Bir şey. Peki hangi hastalık kaygı bozukluğu olarak hangi hastalıklar sınıfına giriyor bizim bildiğimiz? Şimdi orada hakikaten hayatta kalmak için iyi bir şey. Yani çok yoğun, hiç kaygı duymasanız karşıdan karşıya geçerken hakikaten kaza yapabilirsiniz. Çok kaygı duyduğunuzda da önünüzdeki direğe çarpar ve yine sonuç zorlu bir şey olur. Şimdi kaygı bozuklukları grubunun altında daha çok bilinen panik bozukluk, yaygın kaygı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu eski ismiyle sosyal fobi, travma sonrası kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ya da saplantı zorlantı bozukluğu gibi bir takım takıntılar diyebiliriz belki. Evet. Takıntı bozuklukları gibi bir takım rahatsızlıklar var ve bunlarda benzer semptomlar var aslında. O ayrılan zaman, noktaları bugünkü var. Program...